karşılıklı söz düellosu devam ediyor diyelim Mehtap. Son derece gergin açıklamalar bunlar Akdeniz'de. Akdeniz'deki gerginlik tırmanıyor bugünkü açıklamalara. Türkiye'den de tabii yanıt gelecektir. Şu çerçevede değerlendirebiliriz. Türkiye başından beri adaların silahlanmasından rahatsız ve Yunanistan'ın bu adaların silahlanmasının yanı sıra Türkiye'ye ilişkin, Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiğine ilişkin Doğu Akdeniz'deki şikayetlerini de biliyoruz. Bunları dile getiriyor. Yunanistan ise aynı şekilde karşı tarafı suçluyor. Adaları silahlandırmasının kendi güvenliğiyle ilgili olduğunu dile getiriyor. Bunun üzerine Yunanistan'dan yeterli duyarlı yanıt gelmemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bir gece ansızın gelebiliriz artık buradaki gerilimi anlayın şeklinde bir mesajla Balkan gezilerine çıkmıştı. İşte buna yanıt bugün geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Elize Sarayı'nda Kyriakos Mitsotakis eşiyle birlikte geldi. Bir çalışma akşam yemeği olacak eşlerle birlikte ve bir baş başa görüşme olacak. Bu görüşme öncesinde Elize Sarayı'nın önünde bir açıklama oldu. Cumhurbaşkanı Macron ilk sözü aldı. Macron isim vermeden Türkiye'yi eleştirdi ve şunu söyledi. Sizin Akdeniz'deki ve size yönelik, sizin toprak bütünlüğünüze ve hukuki haklarınıza yönelik bir tehdit karşısında biz orada bir karışıklığa izin vermeyiz. Bu konuda çok açık ve net tavrımızı, pozisyonumuzu dile getirdik. Bunu Dışişleri Bakanım aracılığıyla da ilettim derken Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Ankara'ya ziyaretine vurgu yaptı. Hem Ankara hem Atina ziyaretine vurgu yaptı Türkiye adını kullanmadan. Ancak Türkiye adı Kyriakos Mitsotakis'ten geldi. Mitsotakis önce Rusya'daki durumu değerlendirirken şunu söyledi. Ukrayna hukuki haklarını savunuyor. Rusya gibi bir devletin bir başka devletin toprak bütünlüğüne saldırmasına sadece Avrupa güvenliği kapılarımızdaki sınır güvenliği açısından değil bir de bir ülkenin başka bir ülkeye hukuksuz bir şekilde sınırlarına saldırmasının örnek alınması, başka ülkeler liderler tarafından da örnek alınmasına engel olmalıyız dedi isim vermeden ve sonra Türkiye konusunda konuşacağız elbette dedi. Ve bir gece ansızın gelebiliriz diyerek adalarımıza girmek, topraklarımıza girmekle bizi tehdit eden edenlere karşı biz hazırız dedi. Fransa'ya çok teşekkür ediyoruz bu konuda dedi. Rafalları gönderdi, gelmeye başladı dedi. Savaş fırkateynleri de gelmeye başladı. Dolayısıyla biz sonuna kadar hazırız. Adalarda hazır bir şekilde bekliyoruz gibi bir mesaj gönderdi. Burada gündem maddesi aslında Avrupa Siyasi Topluluğu konusu. 6 Ekim'de Türkiye Avrupa Siyasi Topluluğu'na davet edildi. Bu davete Yunanistan ve Rum kesimi karşı çıkıyor idi. Buna rağmen davet gerçekleşti. İşte bu konudaki bir takım çekinceleri de gündeme getirecek Mitsotakis. Bakalım görüşmenin detayları, ayrıntıları neler olacak? Biz de aktarmaya devam edeceğiz.